sayılmaktır. Mallarımızla alakalı Allah'ın emirleri var, bedenimizle alakalı Allah'ın emirleri var, ailemizle alakalı Allah'ın emirleri var, çoluk çocuklarımızla alakalı Allah'ın emirleri var, devletle alakalı Allah'ın emirleri var, hükümetle alakalı Allah'ın emirleri var. Bakın hükümet, vallahi Kur'an'da bir hayli ayet var. Maide suresinin 44. ayetini açın okuyun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ diyor. Allah'ın Kur'an'da gönderdiği ayetlerle, hükümlerle memleketi yönetmeyen hükümetler vallahi zalimdir diyor Kur'an-ı Kerim. Zalimdir, zalimdir, zalimdir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın inzal ettiği, gönderdiği hükümlerle memleketi idare etmeyen hükümetler فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ zalim damgasını yemişlerdir. Her azaba müstahaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Ne yapacaksın? Yine bir diğer ayette وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın haram ettiği şeyleri kaldırmayan, Allah'ın emrettiği hükümler yerine getirmeyen, tek kelimeyle Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim ile memleketi idare etmeyen hükümetler kafirdir, kafirdir, kafirdir diyor Kur'an-ı Kerim. Maide suresi 44. ayet. Allah-u Teala şiddetle faizi haram ediyor. Faiz haram, faiz haram. Bakın yine faizler %81'e çıktı yine bugünlerde. Korkunç bir yarış başladı. %82'ye çıktı faizler. Allah lanet ediyor. Allah azap edeceğini haber veriyor. Fakat yönetim durmadan faizi yükseltiyor, tırmanıyor. Bela üstüne belaların gelbini, gelmesini, zeminini hazırlıyor. Ne yapalım? Ne yapacaksınız Müslümanlar? Zina haramdır, önüne geçin. Engelleyin, mani olun diyor. Öteden bakınız, korkunç derecede dün değil ve şu günkü gazetede tespit ettim. Yine İstanbul'daki genel evini işleten aşağılık Ermeni karısı Manukyan aynen şöyle söylüyor. Gelir vergisinde bir önceki yıla oranla %46'lık bir artış oldu bu sene diyor, 92 senesinde. %46'lık bir artış yapmış. Bu yıl genelde durgun geçti ama yine 3 milyar 800 milyon lira vergi vereceğim diyor. 3 milyar 800 milyon vergi vermek suretiyle bu sene de yine vergi rekortmeni ve devletten şeref madalyası alacak noktaya gelmiş. Kızlarımla diyor, affedersiniz, daha iyi bir performans göstererek en azından 5 milyar vergi ödeyebilirdim ama özellikle Doğu bloku ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler Polonya'dan, Romanya'dan diyor Türkiye'ye çok sayıda fahişe geldiği için ben fazla iş yapamadım ama 3 milyar 800 milyon vergi miktarına ulaştım diyor. E şimdi düşünün, yani şu memleket Allah'ın azabını hak etmiş mi, etmemiş mi? Vallahi etmiştir. Bir memleketin idaresine en çok vergi verenlerin başında bir fahişe, fuhuş işletmecisi gelirse o memleketin tepesine rahmet mi iner, azap mı iner? Kur'an-ı Kerim'e göre azap iner. Bunları kabullenmemiz lazım Müslümanlar. Bunları anlamamız lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'de de bakın, bir homoseksüellik illetine maruz olan Lut kavminin halini gördünüz. Eşcinsellik diyorlar, Allah muhafaza etsin. Bugün hızla yayılıyor. Amerika çatlıyor bu beladan. Amerika'daki bırak sivil insanları, rastgele insanları, 100 papazın 40'ı vallahi eşcinselmiş. Rapor var. Bu hale gelmiş. Avrupa kıtası çatlıyor. Erkek erkeğe cinsi temas Avrupa'yı sarsıyor.
ahlak namına hiçbir şey kalmamış. Türkiye'mize de bunu taşıyorlar. Görüyorsunuz, Beyoğlu'na gidin, tarla başına gidin, adım başı aşağılık mahluklar dolaşıyor. Üstelik Türk Ceza Kanunu'nda, sık sık söylüyorum, Türk Ceza Kanunu'nda erkek erkeğe cinsi temas, eğer erkeklerin rızasıyla, anlaşmasıyla olmuşsa, vallahi kanunda suç sayılmamış. Suç değil. Allah'ım demin okuduğum ayetlerle nasıl cezalandırdığını gördünüz. O pislik, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında suç sayılmamış, suç değil. Karakola götürüyorlar, vallahi suç değil kardeşim, çekin gidin diye geri bırakıyor. Hadise bu. Onun için varlığımızın hesabını vermek, mülkiyetimizin hesabını vermek, ırz ve namusumuzun hesabını vermek zorundayız. Rabbimiz ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehliküm nara. Ey müminler, hem kendi nefsinizi hem de çoluk çocuğunuzu Allah'ın azabından, Allah'ın ateşinden koruyun. Bu emir bize geliyor. Bize teveccüh ediyor. Kim koruyacak başka? Ezan okundu mu?